Bir Devralem programında yine birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini araştırıyoruz. Anadolu yollarındayız. Adım adım Anadolu'yu sizlere anlatıp tanıtmaya çalışıyoruz. Alanya'dayız. Geçmişin alayiyesindeyiz. Selçuklu'ya kışlık başkent olan Alanya önemlidir. Kültür ve medeniyet tarihimizde, vakıflar tarihimizde. Şu anda Alanya üzerinden bir güneş doğuyor. Biz de Alanya'ya doğru yolculuğa çıkacağız ve Alanya'nın kültür medeniyet zaferler tarihimizdeki yerini araştıracağız. Özellikle vakıflar medeniyeti tarihinden, özellikle Selçuklu dönemi. Zira 800 yıl önce Alanya fethedilmişti. Alanya'nın fethi, Alanya'daki kültür ve medeniyet tarihimiz. Devralem farkıyla Alanya'nın 30 yıl önceki görüntüleri, belgeselleri birlikte izliyoruz. Siz kumu kızgın çöllerle suyu serin çağlayanları birlikte barındıran bir il tanıyor musunuz sahi? Peki ya zirvelerinde kayak yapılırken sahillerinde denize girilebilen bir beldeyi? Bir coğrafya düşünün. Antik harabelerle modern mimariler girsin iç içe. Buzlu doruklarla bahar dalları gülümsesinler birlikte. Muzlar, portakallar, limonlar fışkırsın dallardan, körpe sebzeler, allı morlu çiçekler taşsın seralardan. Sandalcılar balık ayıklasın ağlarda, yörükler teke kovalasın dağlarda. Sanırım anladınız. Evet, bugün Antalya'dayız. Müslüman seyyah İbni Batuta'nın Allahü Teala güzellikleri cem etmiş dediği beldede. Bakın bu bakır renkli kumsalı okşayan, köpüğü beyaz dalgalarla, ovaları boylu boyunca sarıp, dağları doruklarına kadar kuşatan, tacı sarı çiçekler dikkatini çeke gelmiş insanların. Sonra akça pakça bulutlar, lacivert gök, berrak deniz. Ve Antalya, binlerce yıldır imparatorluklara beşik olmuş, medeniyetlere eşik. Efendim, rivayet olunur ki, Bergama kralı Attalos, "Gidin öyle bir diyar bulun ki bana," buyurmuş adamlarına, "tüm hükümdarların gözü kalsın orada." Garipler çekmişler çarıklarını, çıkmışlar yollara, vurmuşlar dağlara, bayırlara. Nihayet içlerinden biri, "İnanın buldum," diye dönüp gelmiş günün birinde ve imparatorun önüne düşüp, "İşte," demiş coğrafyaya hakim bir tepenin doruğundan. Gerçekten 30 yıl öncenin Alanya'sı muhteşem. O tarihi görüntüler, göz ve gönül okşayan o Alanya. Birlikte izledik. Peki bugünün Alanya'sı? Evet, yeniden Alanya'dayız ve belgesel görüntülerle sizleri Alanya'ya götürüyoruz. Alanya belgeseliyle, 30 yıl sonraki Alanya belgeseliyle, Devralem Parkı ile karşınızdayız. Evet, Alanya önemli. Alanya'yı anlamak için Alanya'ya gitmek ve hissederek Alanya'yı dolaşmak, gezmek gerekiyor. 800 yıldır İslam medeniyetinin ihtişamlı eseri izinde olan Alanya. Alanya zaman içerisinde maalesef betona teslim oldu. 70'li yıllarda turizm denen olay keşfedildi, betonlaştı. Ve geçmişin Alanya'sında dualar var. Allah dostları, alim ve evliyaların duasıyla çok büyük zuhuratlar oldu Alanya'da. Ve Alanya önemli, Alanya önemli. Ve özellikle 1912 yılı Balkan Savaşları ve Balkan Savaşları'nda Alanya taburu, destanlar yazar, Konya tümeniyle, Konya gönüllü alaylarıyla Balkan Savaşları'na katılan 600'e yakın Alanyalı Çatalca'da bir saldırı sonucu şehit olur. Ve Alanya taburunun ecdat seyahat edip sehat bulun diyor. Geziyor muyuz coğrafyamızı?
Yüce Yaradan Estağfirullah Fesiru fil arzı diye emrediyor. Gezin, eski kavimlerin hayatından ders alın. Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ü direkt tarihten bahsediyor. Yüce Yaradan tarihin önemini ifade ediyor. Evet, biz de kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini adım adım araştırıyoruz. 800 yıl önce burası fethedilmişti. Nasıl fethedilmişti? 800 yıl önce fethedilen Alaiye'nin fethiyle ilgili acaba neler yapılmıştı? Maalesef eğlenceli, şarkılı, türkülü yerler yapılmıştı. Keşke paneller, sempozyumlar düzenlenseydi, Selçuklu anlatılsaydı, İslam medeniyeti anlatılsaydı ve Alanya'nın nasıl vatan olduğu, vakıf medeniyetiyle nasıl merkez olduğu anlatılabilseydi. Antalya'ya 135 kilometre mesafede bir şehirdeyiz. 1221'den 1935'li yıllara kadar ismi Alaiye, Hristiyan bir komutan var. O komutandan bu kaleyi uzun müddet uğraşlardan sonra almış, üstün zeka göstermiş. Ve o zekası sayesinde de Kitfar kendi kızı Mahperi Sultan'ı hediye etmiş. Eşle kabul etmiş Sultan Alaaddin. İsmini de daha önce buranın ismi Kandelo, Kolonoros olarak geçerken Alaaddin'in şehri anlamına gelen Alaiye olarak değiştirilmiş. 1935'li yıllara kadar bu şehrin ismi Alaiye olarak kalmış. Daha sonra Ankara buranın ismini Alanya olarak değiştirmiş. Eski Alaiyeliler kendi aralarında konuşurken bizler eski Alanyalılar öyle diyelim Alaiyeliyiz derler. Görmüş olduğunuz surlar toplamı 6,5 kilometredir. Daha Romalılar zamanından eskiden yapılmış Selçuk eseri değildir. Selçuklular tamiratlarını yapmışlar. Gördüğünüz Kızıl Kule gene 1221-1222 yıllarda Selçuklu eseridir. 8 köşelidir. Öbür tarafındaki 5 gözlü tersaneyi görüyorsunuz. O da yıllarca gemi yapımında kullanılmış orijinal bir tersanedir. En ötedeki iskele, altı delikli olan kısma kadar olan iskele Alaiye'nin eski ihracat iskelesidir. İlk turist gemilerinin gelmeye başladığı, daha sonra mendirek yapılmış, efendim dalga kıranlar yapılmış oraya. Gördüğünüz surların iç kısmı tamamen sit alanıdır. İnşaat, yeni inşaat yapmaya devlet müsaade etmez. Sadece tadilat yapabilirsiniz. Aşağıdaki inşaatların devam ettiği bölüm inşaat yapmaya müsait alanlardır. Alanya Kalesi böyle yarımada şeklinde çok güzel bir görüntü veriyor. Alaaddin burayı aldıktan sonra burada Selçuklu'nun 6 ay kışlık baş şehri olarak kullanıyor burayı. Çünkü burada hava her zaman güzel. Alaiye'de 8 ay denize girilir. Alaiye'nin kışı çok sert geçmez. Havası çok temizdir. Onu da bildiği için Sultan Alaaddin bu kalede Altay Selçuklu'nun baş şehri olarak o zamanlarda burayı kullanmışlar. Şimdi yukarıdan dağların üzerinden gelmişler. Kale çok korunaklı. Kirfart tabii kalesini çok iyi korumuş. Efendim mücadele etmişler. Uzun müddet bildiğim kadarıyla mücadele devam etmiş. En son bir efsanedir anlatılır. Alaaddin binlerce dağlardan keçi toplattırmış. Keçilerin başlarına çıraları bağlattırmış. Bir gece aynı anda bütün çıraları yakınca Kirfart karşıdan görünce binlerce insan geliyor diye benim bunlara karşı bu kaleyi savunmam mümkün değil demiş ve anahtarını kendileriyle teslim etmiş. İsterseniz 30 yıl önceyi götürelim sizi. 30 yıl öncenin Alaiye'sinin nasıl olduğunu merak ediyorsunuz değil mi? İsterseniz sözü uzatmayalım. 1990'lı yılların başında burada çekilen belgesel görüntüler var. 30 yıl önceki 1990'lı yılların başındaki Alanya'ya gidiyoruz. Birlikte izliyoruz. Alaaddin Keykubat sever Alaiye'yi. Yosunlu merdivenlerinde terleyip mazgallarından manzaralar derlediğimiz şu kuleyi yaptırır önce, Kızıl Kule'yi. Halepli usta Kettanizade Rehaoğlu Ebu Ali, tuğladan yaptığı bu mükemmel eserin kitabesine metiyeler yazdırır. Bu mübarek burcun yapılmasını sultanların sultanı, Müslümanların yardımcısı Emirül Mü'minin Kılıç Arslanoğlu Keyhüsrevzade Keykubat emretti.
Allahü Teala saltanatını muhallet eylesin der. Ardından Selçuklu donanmasına merkez olur Alaiye. Yörenin sedirleri artık bizim tersanelerimizde şekillendirilir. Halatlar çekilir, yelkenler dikilir ve Alaaddin Keykubat Sultanül Bahreyn diye geçer tarih sayfalarına. Alaiye güzel günler yaşar. Sultan Alaaddin edipleri, şairleri, sanatkarları davet eder, baldan tatlı sohbetler kurulur nurlu kubbelerin altında. Antalya'nın fatihi Mübarezeddin Ertokuş bir gün çıkar sultanına, "Efendim, Alanya alınmadıkça," der. "Hakimiyet hayal olur Akdeniz'e." Alaaddin Keykubat, "Destur verdim gitti," der. "Var git bildiğin gibi yap." Ertokuş Bey bir gece keçilerin boynuzlarına çıralar bağlar ve sürer kaleye doğru. On binlerce meşale yaklaşır surlara. Komutan Kirfart ürker karanlığı yırtan ışık denizinden. Baş edilmesi güç bir orduyla karşı karşıya kaldığını sanır ve teslim şartlarını görüşmeye hazır olduğunu haykırır telaşla. El ceyziyle açar kapıları. Keçileri görünce dizini döver tabii. Ertokuş Bey, komutanı aldığı gibi dayanır alarak kalesi önüne. Ki bu kalede Kirfart'ın kardeşi hüküm sürmektedir. "Abim onca gücüne rağmen teslim olmuşsa," der tereddütle, "bir bildiği vardır elbet." Ve büker boynunu, buyur eder Selçuklu'yu kaleye. Ertokuş Bey, tek nefer kaybetmeden, üstelik kan dökmeden ele geçirdiği kalelerin müjdesini iletir sultanına ve ona hürmeten Alaiye koyar beldenin ismini. Buralarda nice medeniyet hüküm sürdü. Nice hayatlar yaşandı burada. Geçmişin nazlı yadigarı Alanya Kalesi'nde. Alanya Kalesi'nin zirvesindeki bir ahşap evden bu görüntüleri tespit ediyoruz. Alanya aşağıda. Akdeniz, Karadeniz, Ege, Türk Gölü haline gelmişti Osmanlı döneminde. Ama başlangıç Selçuklu eseriydi ve şu an Selçuklu'nun Alanya'daki tersanesindeyiz. Bu tersanedeki gemiler meydan okumuştu. Denizcilik tarihimizin kilometre taşıydı. Evet, Alanya'dayız. Kızıl Kule önü Selçuklu tersanesindeyiz. "Gitmediğiniz yer sizin değildir" diyerek biz gidiyoruz ve gördüklerimizi de sizlerle paylaşıyoruz. Alanya Kalesi. Gerçekten farklı bir noktadan bu belgesel görüntüleri sunuyoruz. Alanya Kalesi'ni denizden birlikte geziyoruz. Evet, Alanya'yı değişik noktalardan belgeselleştirdik. Bu kez denizden Alanya Kalesi'ni belgeselleştiriyoruz. Hakikaten Alanya Kalesi binlerce yıllık tarihin canlı şahidi. Ama denizden, sahilden bu güzel görüntüleri sizler için tespit ediyoruz. Ve birlikte izliyoruz, Alanya Kalesi'ndeyiz. Evet, defalarca Alanya'ya geldik ve Alanya Kalesi'nin belgesel görüntülerini çektik. Bu kez farklı noktadan görüntüler çekiyoruz. Selçuklu'ya kışlık başkent olan Alanya, daha doğrusu Alaiye Kalesi eski adıyla ve kalenin denizden görüntüleri. Birlikte izliyoruz.
camiler, camilerimiz, şehrimizin ruh veren camiler, vakıf medeniyeti camiler ve Alayya'daki Selçuklu camileri ve Kale'deki Süleymaniye Camii, 1200'lü yılların ecdat yadigarı, vakıf eseri Selçuklu Vakfı camileri. Evet, Alanya'da, Alayya'da Selçuklu medeniyetini, Selçuklu vakıf medeniyetini araştırıyor. Belgesel görüntülerle Alayya vakıf eserleriyle ilgili tespitlerimizi yüksek bilgilerinize sunuyoruz. Fetih'ten hemen sonra 1230'lu yıllarda yapılan tarihi Süleymaniye Camii. Evet. Doğru mu? Alaaddin Keykubat adına yapılıyor, sonra yıkılıyor, yanıyor, yıldırım vesaire düşüyor. Yeniden Kanuni Sultan Süleyman. Süleyman zamanında. Efendim, buranın sen ne kadar eskisini biliyorsun? 72'den sonrasını biliyorum. Daha derbederdi. Her sene Allah'a şükür bir şeyler yapılıyor, ilave ediliyor, restore ediliyor, güzelleştirilmeye çalışılıyor. Tapu senedi camiler, vakıf medeniyetimizin en değerli varlığı camiler, şehirlere ruh veren camiler, elbette Selçuklu'ya kışlık başkent yapan Alayya'daki 1331 tarihli Süleymaniye Camii. Belgesel görüntülerimiz var, Alayya'dayız. 30 yıl önce, 30 yıl sonra birlikte izliyoruz. Çırpan Hoca Efendi'nin evi, evet, güzel restore edilmiş vaziyette. Geçmişin adeta canlı şahidi, canlı tanığı gibi duruyor Alanya merkezde. Muhteşem bir eser. Selçuklu Kalesi, Alayya Kalesi, Selçuklu'ya başkentlik yapan kale ve bir zamanlar buralar harabe halindeydi. Yıllar önce geldiğimizde bugün restore edilmiş ve biz Alanya belgeseli çekiyoruz. Alanya'dan, Alanya fotoğraflarından birkaç kare. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Evet, evin sahibi de çıkıyor yavaş yavaş. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Geziyoruz. Eski ecdadımızın bu yadigarlarını görmekten bahtiyarız. Hayatlarını iyi tanzim etmişsinler, vakti iyi değerlendirsinler. Ne kadar ferah, ne kadar güzel değil mi? Evet, geçmişin nazlı yadigarı evler. Ahşap evler, taş duvarlı evler. Kaç yılında buraya geldiniz efendim? 25 Mayıs 1972. Alanya'ya öğretmen olarak geldi. Evet, bize o zaman bir Alanya'yı anlatın. 72 yılındaki Alanya'yı. Alanya o zaman has insanlar memleketiydi. Çok dürüst insanlardı. Biz insanlığı da, İslamiyet'i de, yolu davayı da Alanya'da öğrendik. Alanya'nın asillerinden öğrendik. Teşekkür ederiz. Medeniyet tamiri bilat terfi ibadet derler eskiler. Bir medeniyete medeniyet diyebilmek için sokağına, mimarisine, musikisine bakmak gerekiyor. İşte muhteşem bir Alanya evi kalenin zirvesinde. Yeni Alanya da aşağıda beton yığını ve geçmişin nazlı yadigarı Alanya.
Geçmişe götürelim. Belgesel görüntülerle karşınızdayız Alanya Kalesi'nden. Mart İncili, öyle mi? Evet, hakikaten o dikenli haliyle muhteşem. Biz bunları saksılarda büyütüyoruz ama burada sokaklarda. Mantiriş. Evet, muhteşem bitkiler. Yüce Yaradan'ın en büyük nimetlerinden birisi bölgeye verdiği. Şöyle yaklaşalım. Nerede olduğumuzu hatırladınız değerli izleyenlerimiz. Acaba burası nere? Evet, an itibariyle Alanya'dayız. Alayiye'deyiz. Selçuklu'nun yaz kışlık başkenti Alayiye. İslam medeniyetiyle 7. yüzyılda tanışan Alayiye ve Allah Resulü'nün sahabe-i kiramlarının fetih fütuhat yaptığı bölge, Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne vakıf şehri Alayiye, Antalya. Belgesel görüntülerimiz var. Sizleri belgesel çekimlerimize Alanya'nın, Alayiye'nin tarih kültür vakıf şehri Alayiye'nin muz bahçelerinden başlatacağız ve bir muz bahçesindeyiz. Görüntülerimiz var, birlikte izliyoruz. Alanya, tam bir Akdeniz beldesi. Hani coğrafya derslerinde kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak diye ezberlediklerimizden. Alanya'nın en soğuk ayı Ocak. Ama onun bile ısı ortalaması 15 derece civarlarında seyrediyor. İstanbul'un Nisan'ı gibi yani. Bu havali Akdeniz bitkileri için biçilmiş kaftan tabii. Hele ki muz için. Bakın, muz mübarek bir meyvedir. Sevimlidir. Onun tatlı sarısında kah güneşin alevini yakalarsınız, kah hissedersiniz hazanın hüznünü. Mideyi merhem gibi sıvazlayan bu nimet şifalıdır, besleyicidir ve kokar misler gibi. Bir ağaç sadece bir hevenk muz verir ve tamamlar ömrünü. Meyvesi alınan gövdenin işi biter, kesilip atılır bir çukura. Ama kökten yeni sürgünler filizlenir ve bir sonraki mevsime muzsuz koymaz sizi. Bir hevenkte ortalama 50 ila 150 arasında meyve vardır ve 20 ila 70 kilo arasında değişir. Alanyalılar muz için lodosa açık yamaçları seçerler. Kuzey rüzgarlarından korurlar bahçelerini. Türkiye'de muzun geçmişi köklü değildir öyle. Menderesli yıllarla başlamıştır üretim. Yani 1950'lerde filan. Evet, muz ağaçları, muz bahçesi fazla değil. Sadece 60-70 yıl önce bu bölgeye gelen muzlar. Bizim insanımız o küçücük yerleri bile muhafaza etmişler. Bakın binanın hemen dibinde muz ağaçları. Ve Hüdayi Nabit gibi adeta bitiyor ve kendi kendini yenileyerek devam ediyor. Evet, biz de bu güzel görüntüleri sizlerin bilgilerine sunuyoruz. Muz bahçesindeyiz. Anlat bakalım. Ye bakalım kızım mandalina. Mandalina mı yiyeceğim? Mandalina, nar ye. Öyle mi? Bahçede her şey var. Hepsinden yiyebilirsin. Canın ne isterse. Kaç lira vereceğiz? Canın ne isterse. Onu da değil mi? Canım ne isterse yiyeyim. Ye, götür evine istersen. İşte anneler. Bak benim fasulyelerim doğaldır. Kimyasal kullanmamdır. Hep böyle güple kullanırım. Mal güplesi, koyun, keçi güplesi kullanırım. Benim ağaçlarım bütün doğaldır. Kendim de yiyorum. Başka hastalıklar, çeşitli hastalıklar bulaşı değil. Kimyasalları asla kullanmıyorum. İşte onlar Anadolu'nun bekçileri. Evet. Bu kalelerin dili olsa da konuşsa, anlatsa bize buraları. Anlatalım, biz anlatalım. Biz biliyoruz. Öyle mi? Burada ileride şey var, tünel var, kale var, hamam var. Ondan keri, tarihi evleri var, tüneli var. Biz gösteririz, götürürüz. İnşallah geleceğim. Yardımcı oluruz. Peki, geleceğim. İnsanlar, Anadolu insanımız onlar. Biz İpek yolunu takip ediyoruz. Antalya'da vakıf medeniyetimizi araştırıyoruz. Adım adım vakıf kültürü ve vakıf medeniyetinde hanlar, kervansaraylar, yollar, çeşmelerin çok ayrı yeri ve önemi var. Alara Han hemen önümüzde ve Alara Kalesi hemen arkamızda.
Alara Çayı'nın bulunduğu yerdeyiz. Kolaylıklar diliyoruz. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Bir tanıyalım sizi bakalım. Siz kimsiniz? Efendim, bu toprakla benim dedemden kalma. 36 dönüm bir arazi dedemin zamanından. Ondan sonra bir kız çoğulan olmuş, onunla bölüşmüş, dörde bölmüşler. Ondan sonra onun evlatları, şimdi burada 20 işinin hissesi var. Peki buranın tarihçisi hakkında neler biliyorsunuz? Şimdi efendim, bura Roma Vizeslerden yapma, Selçuklular'da en son yaşamış. Alanya'dan kalkan Kevran, şuradan karşıya köprü atlarımış, buradan şuradan Goyak'tan Akseki Konya. Kevran buradan geçermiş. Nerelerde konaklarlarmış? Hanlarda konaklar. Alanya'dayız, Alaiye'deyiz. Selçuklu'nun kışlık başkenti Alanya'da. İnsanlarımız var. Şu anda Alarahan önemli İpek Yolu tarihinde. Antalya'da 17 civarında vakıf hanı var. Bunların birkaç tanesi ayakta. Onlardan birisi de Konya-Alanya arasındaki yol güzergahında Alaaddin Keykubat Vakfı, Selçuklu Vakfı, Alarahan. Anadolu irfanı. Onlar tarihçi gibi davranırlar. Bilim insanlarıdır. Onlar her şeydir. İşte onlardan birisiyle beraberiz. Selamun aleyküm. Tanıyalım seni. Aleyküm selam. Benim adım Mehmet Birdoğan. Bu toprakla benim dedemden kalma. Bu kale 17 asırlı bir kaleymiş. Roma Bizanslardan kalma, Selçuklar'da yaşamış. Evet, kültür ve medeniyet coğrafyamız, dünya coğrafyası, gönül coğrafyası da diyoruz ona. Uzaklarda bir yer ama bizim gönül coğrafyamızdan bir parça. Finlandiya'dan söz ediyoruz. Finlandiya önemli. Türk tarihinin manevi tapu senedi orman kitabelerini ilk okuyan bilim adamlarının diyarı ve güzel insanların memleketi. Kar diyarının, beyazlıklar diyarının başkenti ve Finlandiya'nın Alanya Başkonsolosu Sayın Kutlusu Müftüoğlu ile birlikteyiz. Bakalım bize ne anlatacak? Çünkü çok sayıda Finlilerin yaşadığı bir bölge Finlandiya. Mikrofonu kendisine uzatıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Alanya bir medeniyetin, bütün medeniyetlerin buluştuğu bir şehir. Alanya'da şu anda yaklaşık 3000'e yakın Finlandiyalı misafirimiz var. Finlandiya ile Türkiye ilişkileri 1923-24'te dostluk anlaşmasıyla başladı. 1926 yılında diplomatik ilişkiler başladı. Ben Finlandiya'ya ilk 1990 yılında gittim. Ancak şöyle bir durum var Türkiye'de. Türkiye'de Finlandiyalılara karşı bir sempati var. Bunun temel gerekçesi Finlerin ve Türklerin aynı ırktan, aynı soydan geldiği ile ilgili bir düşünce var. Bu düşünce de Orta Asya'dan birlikte çıktığımız düşüncesi. Bir bölüm Finlandiya'ya gitmiş. Ancak tabii henüz bu bazı tarihçiler tarafından doğrulanmamış olsa da biz bunun bazı tarihçiler tarafından da doğrulandığını görüyoruz. Alanya'ya gelirsek, Alanya'da uzun yıllardır Finlandiyalıları misafir ediyoruz. Hem turizm amaçlı hem de burada konut alarak burada ikamet ediyorlar. Ben yaklaşık 10 yıldır Finlandiya Fahri Konsolosu olarak görev yapıyorum. Bu süre içerisinde burada yaşayan Finlandiyalıların bölgedeki sorunlarını gidermek, ihtiyaçlarını cevap vermek için Finlandiya Büyükelçiliği adına görev yapıyorum. Çok da mutluyum. Benim eşim de Finlandiyalı. Yaklaşık 33 yıldır birlikteyiz. 26 yıldır da evliyiz. 3 tane çocuğum var. Senede 2 kez, bazen 3 kez Finlandiya'ya gidiyorum. Çocuklarım hem orada hem burada yaşıyorlar. Finlandiyalıların Alanya'dan memnuniyet düzeyi çok yüksek. Son yıllarda biraz artışta düşme oldu ancak bunun gerekçeleri buradaki yoğunluk. Sanıyorum önümüzdeki dönemde Finlandiyalılara daha çok ev sahipliği yapacağımızı düşünüyorum. Finlandiya kurallar ve kurumların güçlü olduğu bir ülke. Finlandiya
bence konuştuğumuz zaman temel birinci mesele, birinci topik diyeyim, birinci başlık eşitlik. Finlandiya'da yaklaşık 5,5 milyon insan yaşıyor ve bütün insanlar eşit ve doğal olarak eşitliğin getirdiği huzur da yansıyor. Uzun yıllara dayanan köklü bir demokrasileri var. Bunun neticesinde yaklaşık 200 yıldır oluşan bir kültür oluşmuş. 100 yıldır da devam eden bir cumhuriyet. Bunun temel bence başarısı kuralların herkese eşit uygulanması, kurumların da güçlü olması. Saygı eşitlikten sonra geliyor. Eğitim zaten Fin eğitim sistemi dünyada örnek gösteriliyor. Bunun temel gerekçesi de 3 neslin yani anne, evladı ve annenin annesi 3 neslinde aynı şekilde eğitim görmesi. Ben gittiğimde Finlandiya'ya her gittiğimde hem kurallara hem de doğaya hayran hayran bakıyorum. Çünkü doğal bir cennet Finlandiya. Yaklaşık tabii ki rakamlar değişebilir. 80 bin ile 180 bin arasında göl var. %70-80 orman bir ülkeden bahsediyoruz. Ve bütün her şeyiyle planlı, programlı bir ülkeden bahsediyoruz. İhracatı da çok iyi. Finliler genelde samimi insanlar, dürüst insanlar. Ben dürüstlüklerine her zaman gıptayla bakıyorum. Baktığım zaman kendi dinimin bütün özelliklerini orada yaşayan insanlarda görüyorum. Ve bu da beni etkiliyor gerçekten. Kudüsü Bey, derler ya bir güzel söz var. Her başarılı erkeğin arkasında bir hanımefendi. Eğer o filmi ise de işte diplomat ve spor insanı, siyasette de inşallah başarılı olur. Ve şimdi mikrofonu o filmi gelinimize, bacımıza uzatıyoruz. Bakalım ne diyor, birlikte izliyoruz. Evet, merhabalar. Benim adım Paulina Müftüoğlu. Alanya'da ilk 90 yılında geldim. 90 yılında da eşim Kudüsü Bey'le tanıştık. 97'de evlendik. Türkiye'ye niye geldik? O zaman 90 yılında işte annem İstanbul'a uğramış 89 yılında. Türkiye çok güzel, hadi Türkiye'ye gidebilirsiniz. 90 yılında arkadaşlarımla beraber Alanya'ya geldik. Bir hafta kaldık. O bir hafta içinde de ilk gelişim ve ondan sonra da devamı geldi. 97'de evlendik. 3 tane çocuğumuz var. 26 senedir evliyiz. Alanya'da turizmle uğraşıyoruz. Ben de belediye meclisiyim aynı anda. Biraz da siyasetle bizim de ilgimiz var. Bir de Kudüsü Bey tabii bizim Finlandiya Fahri Konsolosu olduğu için burada. Finlandiya Fahri Konsolosu da Finli vatandaşlarımıza Türkiye'deki sıkıntılarda yardımcı oluyoruz. Ya Türkiye çok güzel. Şimdi bizim Finlileri aslında Finlandiya'da çok mutlu. Hani dünyanın en mutlu ülkelerinden birisini seçirdi. Hani oradaki vatandaşlar gerçekten kendi ülkelerini seviyorlar. Hani Kudüsü Bey'in dediği gibi eşitlik, temizlik, doğası, her şey güzel. Ama ona rağmen bizim çoğu emekliler bu Alanya'ya gelmek istiyorlar. Hani diğer turistler de geliyor bir haftalık, iki haftalık tatilde ama onun yanında emekliler buradan ev almak istiyorlar. Kış boyu burada kalmak istiyorlar. Kış boyu niye burada kalmak istiyorlar? Havası, buranın güneşi, denizi yıl boyunca güzel oluyor. Ya Finci olarak da söyleriz. Turkki on todella kaunis maa. Täällä on yleensä koko vuoden ympäri kauniit ilmat ja hyvät ilmat, lämpimät ilmat. Tervetuloa kaikki tänne Turkkiin. Me ollaan Alanyassa. Pitäisi şey söylemek istiyorum. Yani hani Alanya'da genel olarak burada Finlinin yaşaması da kolay. Çünkü çok fazla uluslararası bir ya da insan yaşıyor burada. Hani 82, 83, 84 ülkeden burada oturanları var. O yüzden bir yabancının burada daha kolay yaşaması. İşte böyle değerli izleyenlerimiz. Güzel bir aile, mutlu bir aile. Hele aile mefhumunun giderek zayıfladığı, boşanmaların hızla arttığı günümüzde 33 sene aynı bir yastığa baş koymak, 3 tane evlat, örnek bir aileyle birlikteydik. Yeniden sizleri önce Alanya'ya götürüyoruz. Güzelim Alanya, tarih kültür şehri Alanya. Belgesel görüntülerde Finlandiya'nın Alanya Fahri Başkonsolosluğundan bir başka programda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.
Yol medeniyettir, yol kültürdür, yol tarihtir, yol her şeydir. O kadim yollarda medeniyetimizin en önemli ulaşım araçları ve kültürümüzün, medeniyetimizin dünyaya yayıldığı yerlerdir. Tıpkı İpek Yolu gibi. Evet, Antalya'dayız. Bir vakıf şehri Antalya ve Antalya'da İpek Yolu'nun izinde kültür medeniyet tarihimizi, özellikle vakıf medeniyetimizi, han ve kervansarayları araştırıyoruz. Şu an tarihi yol üzerinden Alarahan'a gideceğiz ve o yolu birlikte geziyoruz değerli yol arkadaşımla. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Alara çayına adını veren Toros Dağları'ndan gelen, hatta buradan Konya'ya, o tarihi İpek Yolu güzergahının olduğu nokta ve Toros Dağları'nın zirvesi, yeşillikler içerisinde Alarahan'a doğru yolumuz devam ediyor. Ahde vefa ve Allah Resulü'nün ifadesiyle el vefa ve minel iman. O geçmişe vefa ve vefa hissini hep yaşatmak. Özellikle vakıf medeniyetimize vefa. Bizi biz yapan en önemli değerlerden birisi. Eşe vefa. Evet, Sultan Alaaddin Keykubat, Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli şahsiyetlerinden birisi. Vakıf insanı, ama onun en önemli özelliğini burada Alanya yakınlarındaki Alarahan'da görüyoruz. Alara çay, 80 kilometreden fazla Toros Dağları'ndan doğan, Akdeniz'e dökülen Alara çay. Ve Alara köyü, Alarahan, eşe vefanın simgesi ve eşinin adına yapılan vakıf medeniyeti, vakıf kültürü. Evet, tüm vakıf insanlarını Alaaddin Keykubat'ın şahsında bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Biz görüntüleri çektik. Sizleri Sultan Alaaddin Keykubat'ın eşi adına yaptığı Alarahan'a götürüyoruz. Belgesel görüntülerimiz var. Birlikte izliyoruz. Ben Adnan, öncelikle Alarahan Kervansaray'ın yetkilisiyim şimdilik. İçerimiz tamamen şu şekilde, bölgenin de ilk oteli olarak da söyleyebileceğimiz konaklamalardan bir tanesi. Sultanların büyük sultanı, milletleri boyunlarının maliki, Arap ve Acem sultanlarının efendisi, Hak Sultan, Cihan beldelerinin fatihi, Karaman, Demiz'in, Rum'un, Şam'ın, Ermeni'nin, Fecrin Sultanı, Alaaddünya. Hanlar, kervansaraylar, vakıf medeniyetimizin onlar temeli ve geçmişte en önemli yol güzergahı, İpek Yolu, Hicaz Yolu, yollar. Ve acaba o yollardan giderken nerede kalıyoruz diye düşündüğümüzde, bugün bile hangi otelde kalabiliriz, hangi misafirhanede kalırız diye kara kara düşünüyoruz. Ama o günler düşünce yoktu. O günler kervansaraylar vardı, hanlar vardı, vakıf eseriydi ve misafirlik 3 gündü. Hiç kimseye hangi dindensin, nereden geliyorsun, nereden gidiyorsun diye sorulmuyor. İnsanlar 3 gün misafir kalıyordu. Evet, İpek Yolu'nun önemli güzergahı Alanya Konya Yolu güzergahında Alara Çayı kenarındaki Alara Han'ın önündeyiz. Seyahat ve konaklama çile olmaktan çıkar. İşte Alanya yakınlarındaki Alara ve Serapsu hanlarıyla Burdur cihetindeki Kırkgöz ve Korkuteli yolundaki Evdirhan o günlerden mirastır bizlere. Güçlü vakfiyelerle desteklenen bu kervansaraylarda yolcular güler yüzle buyur edilir, yedirilir, içirilir, barındırılır.
Yetmedi, ahır, hamam, revir, ambar hizmetleri sunulur. Kimsin, necisin, ne arıyorsun denilmez kimseye. Dini, dili, ırkı, meşrebi sorulmaz asla. Zaten ecdadımız insana insanca yaklaştığı için kök salar bu topraklara. Ev sahipliği de yakışır onlara. Yaklaşık 6 asır yolcu ağırlayan bu hanlar, 20. asrın ulaşım imkanlarıyla yitirirler önemlerini. Vakfiyelerindeki ikazlara rağmen kimisi disko yapılır. Çılgın geceler tertiplenir nurlu kitabelerin gölgelerinde. Kimisi ise sahipsiz ve metruktur. Yağmurdan kaçan koyunlarla avunur, iç çekerek hatırlar muhteşem günleri. Bakın, Evdir Han'ın kendisi yenilmiş zamana, ancak kanallarından sular akıyor hala. Hani diyesi geliyor insanın, şu mübarek binalar onarılıp kazandırılsa insanımıza, birer ilim müessesesi yapılsa mesela. Alayiye'de yaşanan huzur, tacirleri çeker yöreye. Kervanlar düzülür, dizilirler Konya, Kayseri, Sivas yollarına. Ve hanlar gelir gündeme. İşte Alara Han ve Serapsu Han o günlerden mirastır bizlere. Kadim tarihimizin ayakta kalan nadir eserlerinden birisi. Restore edilmiş, çok olumlu bir gelişme. Alanya'da bunun gibi nice eser var. Aslında belki birçok Avrupa ülkesinin, İtalya'nın, Romalıların yaptığı gibi bu tarihi eserleri ayağa kaldırarak turizmi bir başka açıdan görebiliriz, düşünebiliriz. O dönemin belki de ilk ücretsiz otel diyebiliriz burası. Şimdi bu bölge insanların, o dönemki insanların Alaaddin Keykubat'ın konaklattığı yerlerden bir tanesi. Burada odalar var, odalarda konaklıyorlar. Sabahları da kalkıp yine yollarına devam ediyorlar İpek yolunda. Buradan tabii biliyorsun, bildiğiniz üzere İran, Çin, ta Çin'e kadar giden kervanlarımız var. Tam karşımızda da zaten şöyle Selçuklu'nun simgesi olan çift başlı kartalınız var değil mi? Tabii. Ay. Zamanında burada su var öyle mi? Tabii. Su birikiyor. Bunların da bu mimari yapısı da çok müthiş bir şey. Kaleye çıktım ben. Kaleye gezindim. İnan şöyle yapmışlar. Hani bu bizim bildiğimiz kapı eşikleri var ya. Kapı eşiklerinin üstünden kanallar yapmışlar. Yukarıdan biriken sular böyle yaptıkları yerlere doluyor. Bütün odalarına geçmiş orada, gördüm ben. Şimdi şu mukarnas, bu aynı zamanda bizim Selçuklu'nun yine simgelerinden bir tanesi, ortada evet. Anadolu aslanı oluyor. Sekizgen. Tabii, burada üçgen, sekizgen değil. 40 tane üçgen var, iç içe geçmiş. 40 tane üçgen var. Burada çeşmesi. Peki buradan nereye çıkıyor, güneş saatini? Güneş saati. Ya burası da, karşısı da gözetleme kulesine doğru çıkıyor burada. Evet. Evet, bu odalarda kim kaldı? Hangi konuklar kaldı? Keşke bu taşların dili olsa da bize anlatsa burayı. Burada nice insanlar ücretsiz misafir olurdu. Zira ecdat hanlara, kervansaraylara çok önem verir. Misafirlerin duası makbul olur diye o misafirleri
ağırlarlar ve amel defterleri de işlerdi. Evet, aslında girdiğimizde küçük bir yer zannettik ama oda içinde oda, kervansaray içerisinde kervansaray, gerçekten muhteşem ve geziyoruz değil mi? Evet. Şimdi gireceğimiz yer? Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait bizim bu sene burayı müze haline getirdik. Bizim buraya gelen misafirlerimizi daha iyi Osmanlı'yı anlatabilme amaçlı ve bölgemizi de daha iyi tanıtabilme amaçlı. Bu şekilde bir organizasyon yaptık. Sizi zaten kapıda direkt karşılayan ne oldu? İki tane yeniçeri. Yeniçeri ağaları değil mi? Askerlerimiz. Bunlar? Sultan Alparslan. Tamam. Alparslan. Ve karşısında amcası Ertuğrul Gazi. Oo, evet, devam böyle ediyoruz. Devam ediyoruz. Yine Ertuğrul Gazi'nin oğlu diyebiliriz. Yani Osmanlı'yı kuran Osman Gazi. Evet. Ve tam karşısında Yıldırım Beyazıt. Yıldırım Beyazıt Han ve geçiyoruz. Devam ediyoruz buradan yine. Timur Han. Önemli bir şahsiyet Timur Han. Evet. Tam karşımızda İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han. Kurhanlara. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han. Ve Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'in hocası. Ve tam karşısında Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman'ın babası. Evet. Ve yaklaşıyoruz. Burada da 4. Murat karşımıza çıkacak. Ve Osmanlı'nın son padişahı Sultan Vahdettin Han. Evet. Karşıda Mevlana Hazretleri. Evet, hemen yaklaşalım. 750 Vuslat yılı, Mevlana yılı bu sene. Evet. Müthiş. Peki bunlar da hep insanlar mı? Ne kalıyor burada o zaman? Burada az önce de belirttiğim gibi orta çarşımız dediğimiz yerde konaklıyorlar. Buralarda da yükleri, atları, develeri, eşekleri buralara geliyor. Aman Allah'ım. Evet, bu hanı en iyi şekilde anlamak ve anlatmak gerekiyor. Ecdadın hem vakıf medeniyetini hem de yolculara verdiği önemi, güvenliği. Efendim bunlar kim? Ve karşımızda Sultan Ahmet Han ve yanında annesi Kösem Sultan. Kösem Sultan. Gitmediğiniz yer sizin değildir diyoruz. Gitmek gerekiyor, görmek gerekiyor. Tarihi tarihin yaşandığı yerde anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak gerekiyor. Devri alemde tam bunu yapıyor. Ve vakıf eserleri, vakıf medeniyetimize önem veriyoruz. Özellikle vakıf medeniyeti içerisinde hanlar ve kervansaraylar çok ayrı yeri ve önemi var. Misafirin duası makbul olur diyerek ecdat vakıflar kurmuşlar. Allah rahmı birlikte geziyoruz değil mi? Evet. Evet, tanıtmaya devam ediyoruz. Sizler de mutlaka Alanya'ya, Antalya'ya yolunuz düştüğünde bu muhteşem hanı gezip görün ve tanıyın. Bu şekilde, yani biz tamamen az önce dediğim gibi hani gelen misafirlerimiz kültürel mirasımızı tanısın, bilsin, anlasın diye yine bu şekilde bir organize yaptık. Buraya gelenler yine biz fotoğraf köşesi olarak kullanıyoruz. Öyle mi? Tabii. Hemen zaten sol tarafımızda da yine o şekilde. Ve bunlar kim efendim şimdi buraya doğru? Şimdi böyle devam edelim. Burada Dede Korkut. Biliyorsunuz Dede Korkut'tan hikayeler genelde. Bilmez olur muyuz? Atam Korkut. Bilir. Dedem Korkut. Evet. Evet. Şöyle. Atam Korkut derler. Burada devam ediyoruz. Burada da yine Cengiz Han var. Evet. Tomris Hatun. Tomris Hatun. Evet. Sakat. Avrupa'ya ithaf olmuş. Aynen. Attila. Aynen. Değil mi efendim? Evet. Attila. Avrupa'yı Hun İmparatoru. Devam ediyoruz. Metehan'ı günümüzde de yine bilindiği üzere askeriyede hala rütbenin Metehan'ın verdiği rütbeler bilinir. Askeriyede ilk rütbeyi çıkartandır kendisi aynı zamanda. Metehan kim?
Metehan askeriyedeki rütbe olayları, binbaşı, yarbay gibi o rütbeleri isimlendiren askeri içerisindeki ilk isim. Zaten ordumuz dünyada. 2200 yıllık tarihini evet. Kutlar kara kuvvetlerimiz. Evet. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tarihin yazdığı, tarihin kaydettiği önemli komutanlardan, devlet adamlarından birisi Sultan Alaaddin Keykubat. Alaiye'ye adını veren ve Alaiye, Alanya bildiğimiz yer aslında onun yazlık başkenti Sultan Alparslan'ın. Burada da Sultan Alaaddin Keykubat. Evet. Karşımızda. Rahmetle zaten anıyoruz kendisini. Buradan geldiği anda ilk karşılayacak olan yine Sultan Alaaddin Keykubat'tır. Şimdi şöyle, burada tam karşımızda Kanuni Sultan Süleyman ve yanında Hürrem Sultan, kızı Mihrivan Hatun ve Rüstem Paşa. Hürrem Sultan, Mihrivan Sultan. Mihrivan Sultan'ı sonra Rüstem Paşa ile evlendirdi. Han'ın içerisine bir muhteşem binlerce yıllık tarih sığmış. Şöyle kapıdan içeri girince değerli izleyenlerimiz, birbirinden önemli o komutanları, şahsiyetli insanları, geçmişi ve binlerce yıllık kültür ve medeniyet tarihimizi görüp tanıyabiliyoruz. Ve bir başka holde ise o bilim adamları, ilim adamları, engin insanlar ve başta da Mevlana'yı görüyoruz. Görülmeye değer bir han. Mutlaka Antalya'ya geldiğinizde fazla değil. Alanya Antalya yolu üzerinde 9 kilometre içeride Alara köyü yakınlarındaki bu hanı mutlaka gezin diyoruz. Sanıyorum içeride güneşin ışığından faydalanarak günün hangi saatte olduğunu tahmin ediyorum. Ama tekrar ediyorum, gerçekten burada kullanılan mimari inanılmaz güzellikte. 700 yıllık bir eserin bu kadar güzel korunmuş olması da bizim için büyük bir şans. Alanya'dan gelen, Konya'ya devam eden yol güzergahında Alara Han. Kervansaray, han değil, kervansaray. Ve giriş de buradan, böyle rastgele değil. Tünellerle giriliyor güvenlik dolayısıyla. O muhteşem kervansarayın güney tarafından, doğu tarafından ihtişamlı manzarası. Rehberimiz Eğitim Birsen Antalya Şube Başkanı. Şube Başkanı Vekili. Şube Başkan Vekili, El Vekili Kelası. Evet, 17 yıl önceydi buraya geldiğimizde. Hana çok girmeyi istemiştik ama giremedik. Kıymetli hocamın rehberlerinde burayı geziyoruz. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapıyoruz. Ama mutlaka burayı gezin, görün. Dünyanın birçok ülkesinde ecdat yadigarı, vakıf mirası, hanlar gördüm ama burası bir başka güzel, bir başka değerli. Evet,
Alanya anlatılmaz yaşanır ve Alanya'da bu vesileyle belgesel çekme imkanımız da oldu. Ve Alanya'nın 800. fetih yıl dönümü, 800 yıl önce fethedilmiş, Karamanlı ve Selçuklular tarafından kışlık başkent yapılmıştı Alanya, Alanya daha doğrusu. Ve bugünün Alanya'sı, devralen farkıyla Alanya'ya götürdük. Bir başka devralen programında buluşmak üzere Alanya'dan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.